ilk gelişim. Hoş geldin Hasan abi. Sabri abi de seni soruyordu. Buyur gidelim. Vay be! Seni burada görmek varmış demek. Bize iki kahve söyleyiver. Rahat geldin mi? Yolda mesele filan olmadı ya. Rahat geldim. Yok sağ ol. Buranın işi sağlamdır. Yeter ki sen işe yapış. Ben seni kollarım buradan. Sırtın hiç yere gelmez o zaman. Eskiyi de sil artık kafandan. Ben sana kefilim, tamam mı? Ne yapacaksın şimdi? Akşam gidecek yerin var mı? Yavuz'a gideyim dedim. Boş ver onu. O yaramaz sana. Neden? Bir sürü işe bulaştı. Onu da bu topluma kazandıralım dedik. Ne olsa mahallenin çocuğu. Olmadı. Sabahat'la evli olduğunu biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Thank you.
Girsene. Ne zaman geldin? Bu sabah. Yola devam edeceğim. Yola? Tır şoförlüğü yapıyorum. Sen nasılsın? Nasıl mıyım? Gördüğün gibi işte. Ev hep aynı. Hiç değişmemiş. Bizim evde yıkılmış. Etrafta hiç tanıdık göremedim. Burada yaşayacak bizden başka enayi mi kaldı? Bu Ayşe. Kızım. Merhaba. Benziyor mu bana? Bu Hasan amcan. Babanın en yakın arkadaşı. Şimdi tır şoförlüğü yapıyor. Tır ne anne? Bebeğimi alacağım. Yavuz nasıl? Yavuz? Hiç sorma. Çok değişti. Kazadan beri. Kaza? Bilmiyorsun tabii. Nereden haberin olacak? Sakat kaldı. Neredeyse buraya düşer. Benim yapacak işlerim var. Allah'ın işine be. Tekrar hoş geldin be. İçsene ya, hadi eski günlere. Neymiş o günler be? Hayat ne güzelmiş. Ne top oynardık. Bütün takımlara duman attırırdık yeminle. Gelene geçene. Ah, oh, böyle mi olacaktı? Anacığın da sana doyamadan gitti. Sabahat'e soramadım. Babası... Öldü. Öldü hayretten abi. Nasıl otururduk dükkanında akşamları? O kola yapardı, biz de gelen gidene bakardık. Gidin başka yerde oturun derdi, müşterilerimi kaçırıyorsunuz. Bir gün damadı olacağım aklına gelir miydi ha? Kadere bak kadere. Iskaraya korsun sen. Ben çıkıyorum. Takma kafana. Şu balıkları mangala bir koyayım ha. Almanya'da hasret kalmışsındır balığa. Anlat be Hasan. Almanya'yı anlat. Gidip göremedik bir. Senden duyalım bari. Niye geldin? Kahvaltı ettin mi sen? Okula gidiyor musun? Bakma abi. Okula gidiyor muyuz diye
soğuyor. Tır ne demek? Kamyon. Kocaman kamyon. Duydun mu Maviş? Kocaman kamyonmuş. Kimi aradın? Annemin mezarını aradım. Parsel ada numarasını biliyor musun? Bilmiyorum. Yarın sabah yola çıkıyorsun Diyarbakır'a. Biliyorum. Bildiğini biliyorum, hatırlatıyorum sadece. Şirket orada malı gümrükletir, sen bir şeye karışma. Yeter ki zamanında ol. Yavuz değil mi o? Ne işi var burada? Beni görmeye gelmiştir herhalde. Uzak dur ondan. Tırda sana ait mal var mı? Anlamadım. Yani bizim malın dışında kendin için açıktan getirdiğin bir mal var mı? Var. Polaroid makinem var. O ne be? Fotoğraf makinesi. Hani basıyorsun şıp diye veriyor ya ondan. Saçmalama. Polis kontrol noktalarına yol kağıdını işlet. Ana yoldan da sakın ayrılma. Başımıza mesele çıkarma, tamam mı? Habersiz ne kaçtın öyle sabah sabah? Yol ne zaman? Sabah. Yarın sabah. O zaman akşam bendensin. İtiraz mı itiraz anlamam. Ulan en eski dostumuzu şöyle helalinden ağırlayamayacak mıyız be? Ha? Senin taka ha? Vay be. Sabri sana niye bozuk? Deyus. Kofti'den bir müdürlük aldı diye kendini bir bok sanıyor. Bir şey mi dedi sana benim için? Yok şok Deyus. Hadi giyin gidelim buradan. Beklemekten sıkılmıyorsun ya. Biri gelecek, bir işimiz var. Gelsin, hemen bunlarız. Mühim bir iş anlayacağım. Bu hayat böyle geçmez yoksa. Fırsat kollayacaksın, fırsat. Yaratacaksın, anladın mı? Geçti mi de eline? Birader, fındık fıstık bir şeyler getir. Açtın abi. İş ne? Ha? Konuştuğum iş. Vali. Hep Allah'ın gariban kulu kalacak değiliz ya. Tamam. Ne kadar? Hepsi gerek. Hepsi bir şey. Wow. Ama paranın hepsini kirin kalıyordu. Keyifli bir yer. Lüks değil ama keyifli. Görürsün. Almanya'da yoktur böylesi. İnan. Yarın yol ha? Diyarbakır. Sen oraları da bilmezsin Almanya'da. Sonra neresi? Çıkan işe bağlı. Belki Almanya'ya, belki de başka bir ülkeye. Zor be. Avanta bir iş bulamadın mı? Onca yıl sürttün oralarda. Vay Hasan'ım. Bir ömür geçti be. Bir ömür. Amma daldım be. Buraya dağıtmaya geldik. Efkarlanmaya değil. Hadi iç. İnsanın tek kendine hayrı var. Ayakta durduğun sürece varsın. Ayakta kaldığın ve gözünü açtığın sürece.
Düşenin dostu olmaz diye boşuna dememişler. Kazadan sonra kimse koltuk çıkmadı bize. Kimse. Karı bile sırt çevirdi. Sabahat mı? Sabahat ya. Ne sandın? O bana yük, ben de ona. Hepsinin canı cehenneme. Ne var Sabahat'la aranızda? Ne mi var? Boynuzlu dümbüklü koşumuza gitmiyor, o var. O kendi yoluna, ben de kendi yoluma. Çocuğunu da alır çeker gider. Ya da ben giderim. Maymunun gözü açıldı artık. Bu dünyada önemli olan tek şey para. Para. Gerisi palav. Ne haber Topal? Başlatma Topal'ı he. İşim var, çıkmam gerek. Ne iş? İş işte. Hemen gelirim, bekle. Gelmeyeceğim mi sandın? Neredeydin? Var mı avantajlarla pay bölüşmek? Nerede öyle dava? Bilek hakkı bu. Hava alırlar. Başına bir bela sarmadın ya. Böyle belaya can kurban. Bize rakı getir. Dağıtalım bu son gecemizde. İkimize de yol göründü Hasan'ım. Benim biletim burada. Amansız bir yol. Amansız yol? Şu elime yüzüme bir su çırpayım. Ha, götür. Buyur. Adam değil mi kız? Yalnızım bal. Hangimizi seçecek acaba? İnşallah. Yalnız. Kız bu seni kesiyor. Anne. Vallahi gözü sende. İkimizi bir ben götürsene. Hadi hadi. Ne dersin? Birine mi baktın? Yalnız mısın? Yakışıklı. Tamam bırak. Birine şey gidelim.
Gel içeri. Hasan! Kes sesini! Ne oluyor? Sen dünkü adam değil misin? Gökte ararken yerde bulduk seni. Ver şunu. Nerede o ha? Arkadaşın nerede? Yavuz'u soruyorlar. Bilmiyoruz. Söyledim size, bilmiyoruz ama... Söyle bakalım, şu Yavuz nereye arazi oldu? Ulan kelek! Dün o adi köpekle beraberdiniz. Haberim yok. Hiçbir şeyden haberim yok. Yalan söyleme lan! Nerede söyle! Yalan söylemiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Söyle lan! Vaktimiz yok. Bitiririm Allah'ıma. Söyle! Konuş ulan! Nerede o Deyyus, söyle! Konuş ulan, konuş! Yoksa hepinize kıyarım, konuş! Günah benden gider. Siz çıkın. Ayşe! Bu belayı nasıl sarar başımıza Yavuz? Nerede olduğunu biliyor musun? Nereden bileyim? Tek bildiğim şey o heriflerin saatler süren işkencesi. Saatlerce. En son sen görmüştün işte. Ne yapacağız biz şimdi? Eve de dönemeyiz. Tehlikeli olur. Başka bir yere bırakayım sizi. Güvenilir bir yere. Nereye? Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Adamlar kuduz köpeğe dönmüşlerdi. Öldüreceklerdi bizi. Sen biliyor musun nedir bu iş? Hayır, bilmiyorum. Ailen Mardin'de değil miydi senin? Ailenden kim var orada? Ne olacak ailemi? Anlamıyor musun? Gidebileceğin tek yer orası. Orada sizi bulamazlar. En azından ortalık yatışana kadar kalırsınız. Kimin var orada? Teyzem. Teyzem ve yaşlı eniştem. Ben götürürüm sizi. Gidemem oraya. Başka yer mi var? Çocuğunu düşün hiç değilse. Orada bulamazlar sizi. Emniyette olursunuz. Yavuz meselesini çözene kadar. Yavuz meselesini çözene kadar. Thank you.
Hayır, Maviş'e bilet kesmedim. İçecek bir şey yok mu burada? Koltuğun altındaki dolapta her şey var. Hayır, orada değil. Koltuğun arka tarafında. Araba sallıyor anne. Araba mı sallıyor? Alışırsın. Mardin uzak mı anne? Mardin mi? Uzak. Uzak ya. 1500 kilometre. 1500? Akşama varır mıyız anne? Ne akşamı kızım? 2 gün, belki de 3 gün sürer. 3. gün oradayız. Maviş'in çeşitleri. Maviş'e söyle dayansın biraz. Çok mu geldi? Şu kontrolü yaptırayım. Telefon var mıdır? Karşıda. Alo. Halil'in kahvesi mi? Yavuz orada mı? Yavuz. Gelmedi mi? Evet benim. Bir şey mi oldu? Yavuz'un takıldığı kahveyi aradım. Evet. Yavuz hiç gelmemiş. Yalnız onu arayanlar olmuş birkaç kez. 2 kişi. Adamlar. İnşallah tez bulurlar. İnşallah tez bulurlar da gebertirler onu. Saçmalama. Gel götüreyim seni tuvalete. Sen diş macunu. Diş fırçasını hem de. Kolonya. Yavuz'un bundan önce hiç böyle başı belaya girdi mi? Beladan ne vakit kurtuldu ki? İyi de yani... Hiç bu kadar boka batmamıştı onu soruyorsan. Hoş görünen köy olacağı buydu. Kızını da düşünmedi bu sefer. Bir sigara versene. Senin de başına dert olduk. Nereye saklanır ki bu? Bana sorma bir şey. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Şu heriften de, kırıklarından da paçamı bir sıyırsam yeter. Ayrılacaktık zaten. Gider ayak yaktı bizi. Giderek yapmamıştır. Çaresizdir. Parasızlık. İşler sarpa sarınca. Sigaranız. Gazoz istemedin mi? Hayır. Kola. Kola yok.
Kahvede Yavuz'dan haber yok. Şirketi aradım bir de. Birileri gelmiş. Önce Yavuz'u sonra beni sormuşlar. Seni mi? Evet. O adamlar mı? Bilmiyorum. Yalnız tanıdık değillermiş. Nereye gittiğimizi öğrenmişler mi? Başımda Sabri diye pimpirikli bir herif var. Her bir şeyden kuşkulanır. Soramadım. Sorulmaz ki o herife. Korkacak bir durum yoksa bari. Hadi yola koyulalım. Sen bizi Ankara'da bırakıver. Saçmalama. Hadi kalkın. Biz burada inelim. Bırakamam sizi burada. Sen bizi merak etme. Burada inelim. Burada nereye ineceksin? Burada Ankara. Hem kimse bulamaz sizi. Konuşma böyle Sabahat. Şoförüm ben. Sen de yolcu. Mardin yolcusu. O kadar. Saçmalama artık. Her şey saçma. Sen ve ben bunca yıl sonra. Bu kamyonun içinde. İndir bizi burada. Şehre bırakacağın yok. Burada kimi tanıyorsun ki sen? Kime gideceksin? Ne yapacaksın? Bütün Ankara'yı tanıyorum. Tanımak isteyen herkes. Her zaman yaptığım işi yapacağım. Tek fark. Kocam denilen o pezevenk bana ortak olmayacak. Kendimi istedi pezevenk olmayı. Benden paçanı kurtarmaya bak. Sonra istemeden pezevenk olursun sen de. De başını belaya sok. Bırak bizi ne olur. Böyle bırakamam. Anlamıyorsun. Mardin'e gidemem. Beni böyle görmelerini istemem. Bunca yıl. Kabul edemem. Bırakamam sizi. Baban gelmeyecek kız. Oraya gelir belki. Biz kime gidiyoruz? Teyzem. Hiç görmedim, tanımaz. Emin değilim. Ne var? Onlar mı? Bakacağım. Sakın çıkmayın buradan. Hasan.
Silahı kaptıran onlar. Bunu biliyorlar. Bize yaklaşamazlar. Şimdi iyice çakıldık birbirimize işte. Sözüm ona, kaçıp kurtuluyorduk. İstanbul'da kalıp ellerine düşmekten iyi herhalde. Doğru ya. Beterin beteri var. Onlar bizim peşimizde değil. Yani? Bizi izleyip Yavuz'u bulacaklar akılları sıra. Ben gördüğümü bilirim. Bu adamlar düpedüz bizim peşimizde. Demek Yavuz kaçmayı başardı. Ki ama nerede? Seninle birlikte mi bunlar? Evet. Tamam. Polis bir şey mi dedi? Hayır. Fark edelim, sonra yemek yeriz. Lütfen dikkat. Adana'dan İstanbul'a gitmekte olan lüks Adana seyahat şoförünün tüm yolcuları. Otobüsümüz hareket etmek üzere. Lütfen otobüsteki memnuniyeti alın. Otobüs İstanbul'a mı gidiyor anne? İstanbul. Biz ne zaman döneceğiz? İstanbul'a ne zaman döneceğiz? Bizden ne istiyorlar? Kalkalım. Benim sizde bir meselem yok. O Yavuz itiyle bu tezgahın içindesiniz. Hepinizi yakacağız. Sen nerede yatacaksın? Önemli değil. Hallederim. Bu alana giremezler. Korkma. Rahat uyu. Adamları tanıdın mı? Tanımıştır. Geçirdiğimiz o geceden sonra. Şeytan diyor ki çiğne şunları, paramparça et. Ama heriflerin haydi ki yaklaşsın o kadar.
Gene de onları silkelememiz şart. Nasıl? Bir çaresini bulacağım. Niye durdun? Çay molası vereceğiz. Dua edelim de herifler de gelsin. İnelim. Kalabalık burası. Hiçbir şeyi göze alamazlar. Üç çay. Geliyor. İyi. Şimdi beni iyi dinle. Çaylarımızı içeceğiz. Sonra sen Ayşe'yi tuvalete götüreceğim. Ben de sizinle geleceğim. Sizi koruyorum şavasında. İkiniz tuvalete gideceksiniz. Sonra sen görünmeden çıkacaksın. Adamların arabasına gideceksin. Şekeri benzin deposundan aşağı dökeceğim. Tamam mı? Korkuyorsan vazgeçelim. Şekeri atınca ne olur? Arabaya mı? Sen at yeter ki bu şekil. Şekeri dökemedin mi? Dökemedim. Söylüyorum sana, kapağı açamadım. Kilitliydi, çok uğraştım, açamadım. Lastiğini söndürdüm. Tam mı indirdin? Tam indirdim. 10 dakikada değiştirip peşimize düşerler. Gene de atlatabiliriz belki. Yeter ki bir yer bul. Burada göremezler bizi. Geçiyorlar. Bekleyelim.
biraz yol alsınlar. Derin derin nefes al. Fenalaştın mı? Bir yerde duramazsınız. Sende kalsın. İstemem. Neden? Niye istemiyorsun ki resimleri? Onlar da eskiyecek bir gün. Eskiye ait hiçbir şey istemiyorum. En iyisi anılarda kalacak, her şeyi unutmak. Eskiye ait hiçbir şeyi hatırlamamak. Her şeyi unutamazsın ki Sabah. Eski anıları, yazlık sinemayı, gizlice buluştuğumuz günleri, papazın bahçesini. Mümkün değil ki unutma. Unuttum. Çünkü unutmak zorundaydım. Şimdi hatırladığım tek şey, yaşadığım hayat. Çok mu zor? Benim için böyle yaşanması gerekiyor, o kadar. Kazadan, babamın ölümünden beri. Baban mı? Hangi kaza? Yavuz anlatmadı mı sana? Hayret. Marifetlerini anlatmaktan hoşlanır oysa. Yavuz'un sakat kaldığı, onun yaptığı kazada babam öldü benim. Bilmiyordum. Neyi, Yavuz'u mu? Sen arkadaşını tanımıyor musun? Büyük futbolcu olacak, olamadı. Büyük iş adamı olacak, babamın dükkanını batırdı. O zaman büyük içkici oldu. Arabayı kullandı, kaza yaptığı gün sarhoştu zaten. Sonrası çorap söküğü. Hangisini anlatayım? Eş dostu nasıl dolandırdığını mı? Aç kalışımızı, sefaleti mi? Sonra ben iş buldum. Beğense de beğenmese de Topal Yavuz o işin patronu oldu. Ayşem bunlarla büyüdü. Öyle çaresiz bir başına. Gidelim artık buradan. Ayşe hadi.
Anne. Almanya'da aradığını buldun mu? Almanya'da? Üç yıl. Şimdi her şeyim şudur. Her şey. Almanya'da da zor mu bu işler? Burada neyse orada da o. Eskiden kolaydı iş bulmak. Başım belada değilse tabii. Orada yabancılık da var. Burada yok mu? Başım belada mıydı o? Lokantanın arkasında misafirhane var. Boşmuş. Orada size oda ayarladım. Güvenli bir yer. Hem de rahat edersiniz. Yarın Mardin. Mardin. Sabahattin. Sizi yarın bıraktıktan sonra yoluma devam edeceğim. Yavuz'u tekrar görmeyebilirim. Bu sizin. Nedir? Yavuz'un emaneti. Sizde kalmalı. Adamların aradığı emanet mi? Evet. Canımız üstüne ortaklık mı kurdunuz Yavuz'la? Bunu nasıl yaparsın? Sabah. Herifler kanlılar gibi peşimizdeyken... bu kızla benim hayatımı nasıl tehlikeye atarsın? Sabah. Bırak. Dinle beni ne olur. Yavuz'un başı sıkışıktı. Bunu almaya mecburdum. Benim bu yollardan canım yanmış zaten. Yoksa karışır mıydım böyle işe? Ne diye vermedin bu köpeklere kemiklerini? Çekip gitselerdi peşimizden. Para bu sabahtı. Sizin kurtuluşunuz belki bu para. Nasıl verirdim ki?
Peki niye şimdi? Niye şimdi açıklıyorsun bunu? Korkuyordum. Adamların size yapabileceğini. O zaman söyleseydim gelmezdim. Oysa gelmeniz gerekiyordu. Sizi koruyabilirdim. Yavuz'un nerede olduğunu bilmiyorum. Ama o sizi arayabilir. Al şunu sabah. Ona ait olan hiçbir şeyi alma. Sizin için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. İnan bana. Yarın bu dertlerden kurtuluyoruz. Yarın yollarımız yine ayrılıyor. Beni niye bıraktın Hasan? Bütün bunları niye yaşadık sanki? Değdi mi? Hep kendi bildiğini yaptın. Oysa bambaşka olabilirdi. Düşün. Ayşe senin çocuğun olacaktı. Hani geçmişi hatırlamak istemiyordun? Annem yok. Bekle burada. Şoför Hasan!
Şoför Hasan! Telefon. Alo. Sabahat neredesin? Ne? Gelmeyecek mi? Gelemeyeceğim. Gidemem oraya. Beni böyle görmelerini mümkün değil. Gidemem, anla beni. Neredesin Sabahat? Önemi yok. Nerede olduğum önemli değil artık. Ayşe sana emanet. Teyzeme bırakırsın onu. Bir gün alırım. Aldırtırım. Sabahat böyle gidemezsin. Çılgınlık bu. Neredeysen söyle, gelip alayım. Hasan dinle. Vaktim yok, dinle. Her şeyi hatırlıyorum. Anlattığın her şeyi. Ne? Nasıl gizlice buluştuğumuzu. Yazlık sinemayı. Hiçbir zaman unutmadım. Almanya'dayken haberini, beni aldırmanı hep bekledim. Senden umut kestiğim zaman bile yüzünü, sesini, kokunu hep. Seni sevdim ben. Ve hep seveceğim. Sabahat dur. Dinle. Artık çok geç. Her şey için çok geç. Kal, gitme. Ayşem sana emanet. Ona sen anlatırsın. Sabahat dur, dinle. Sabahat. Sabah buradan çıkan kadını gördün mü? Dün oda tuttuk bunları. Ne zaman çıktı kadın? Nereye gitti? Sabah olmadan gitmiştir. Davut'un pikabıyla. Davut şehirden mal getirir. Bu Davut nerede bulunur? Şehirde. Gümrükhan'da. Yazıhanesi nerede? İçeride. Davuda. Buyur. Bu kadını sen getirmişsin bu sabah şehre. He ya, ben getirmişim. Hayrına. Nereye gittiğini biliyor musun? Otobüsleri sordum. Terminal nerede? Otobüs terminali. Otobüs terminali şu tarafta.
Bu kadını gördüm. Görme. Emin misin? Emin. Bu kadını gördüm mü acaba? Görmem şu an. Bu kadını gördüm. Araba yok. Gitmişler. Maviş. Yemeğini yesin. Annem dönmeyecek mi? Onu bekliyoruz burada. Ya dönmezse? Yarın seni teyzene bırakacağım, Mardin'e. Annen oraya gelir mutlaka. Niye gitti? Mecburdu, ondan. Bana Allah ısmarladı demedi. Uyumadın mı sen? Uyuyunca sen de gideceksin mi? Buradayım. Gitmeyeceğim. Annem her gece bana masal anlatırdı. Masal mı istiyorsun? Evet. Ben masal bilmem ki. Olsun. Bir şeyler anlat. Peki. Bir zamanlar birbirlerini çok seven iki genç insan varmış. Bir kız, bir oğlan mı? Evet. Bir kız, bir oğlan. Kızın uzun saçları varmış, başak rengi yele gibi. İki sevgili evlenmek isterlermiş hep. Ama adam yoksulmuş. Kıza fakir bir hayat yaşatmak istemezmiş. Ben gideyim demiş bir başka diyara ve orada para kazanayım. Bunu kıza söylemiş. Ne gereği var demiş kız. Evlenir burada, geçinir gideriz. Ama oğlan başkalarının yardımıyla yaşamak istemezmiş. Karar verdim, ben gideceğim demiş. Sonra? Sonra kızın bütün yalvarmalarına rağmen ayrılmış. Kız uzun zaman beklemiş. Ama hiçbir haber çıkmamış. Oğlan ne yapıyormuş? Oğlan iş bulacağım diye uğraşıp dururmuş. Elinde azıcık parası varmış. Onu da bitirmiş. Derken birisi çıkmış, sen şu işi yap, çok zengin olursun demiş. Yapmış mı o işi? Yapmış ama zengin olamamış. Çünkü kötü bir işmiş. Sonra durumu kurtaracağım diye daha karışık işlere bulaşmış. Ve sonunda yaptığı işlerden ötürü yakalanmış ve içeri düşmüş. İçeri? Hapise. Kıza ne olmuş? Kız oğlanın haberini hep bekler dururmuş. Onun hapise girdiğini ve ondan yazamadığını hiç öğrenememiş. Niye yazmamış? Çok utanıyormuş çünkü. Çok. Kendine bir türlü yedirememiş. Kız oğlanın ona yazmamasını hiç anlayamamış. Belki başkasını sevdi diye üzülürmüş. Ve bu yüzden geçen her gün kahrolmuş. Oğlan hapiste mutluluğun bir daha geri gelemeyeceğini anlamış ve kendini hiç bağışlamamış.
kız oğlunun başına gelenleri hiç öğrenememiş mi? Hayır. Ama bilseydi bağışlardı onu. Bilmeden de bağışladı. Beni bırakınca hemen mi gideceksin? Hı hı. Diyarbakır'a. Diyarbakır? Adamlar bizi bir daha bulamazlar değil mi? Bulamazlar. Annemi? Kurtuldu anne. Sen de kurtulursun değil mi? Tabii. Hem bana bir şey yapamazlar. Tabancam var. Sana bir şey olursa ben de çok üzülürüm. Burasını gözüne dayayacaksın. Buraya da sallamadan basacaksın. Bu senin. Ben de çekeceğim. Mardin mi? Mardin. Senin artık. Sabahat'ın teyzesi misin? Kendi nerede ki? Gelecek. Sen Ayşe'yi teyzeme bırakırsın dedi. Herifine ne olmuş? O geleydi. Haber vereydi bari. Biz burada perişanlıkız. Buncacık kızı ne edeceğiz? Para yok, pul yok. Ben bununla zor uğraşayım. Sabahat'ın aklına bak. Bunu size Sabahat yolladı. La havle ve la kuvvete. Allah'a ısmarladık. Size emanet. İstanbul'dan Sabri Bey istiyor. Sabri biliyorum. Geciktim ama elimde değildi. Peki tamam.
Anladım. Geciktiğim için özür dilerim. Tırı bırakıyorum. Tamam. Zaten gümrükten gelecekler. Kağıtlar. Yarın yükleme var. Sabah. Nereye? Mersin'e. Hasan. Şişt Hasan. Yavuz. Gel. Şaşırdın değil mi beni görünce? Bu herif sırra kadem bastı dedi. İşte buradayım. Bir merhaba yok mu? Ne merhabası? Boş ver olanları. Geçip gitti hepsi. Geçti gitti ha. Sabahat'ı, Ayşe'yi sormayacak mısın? Nerede, nasıl olduklarını? Benim için mühim olan sensin. Hayatlarıyla oynadın onların. Bu mühim değil mi? Ne durumda oldukları hiç mi umurun değil? Sinirlenme, tamam sinirlenme. Cevap versene o zaman. Neye? Yollarımız ayrılmıştı. Söyledim bunu sana. Ne yapabilirdim? Giriştiğin o pis işler onları bulaştırmazdın en azından. İsteyerek olmadı. Parayı getirdin mi? Para ha? Sabahat'la Ayşe ne olacak Yavuz? Bununla yeni bir hayata başlıyorum koçum. Anlıyor musun? Hepsi bitti. Mazi oldu. Senin payın. İstemem. Enayisin sen Hasan'ım. Enayi geldin bu dünyaya, enayi gideceksin. Gene de severim seni. Yavuz!
Şunu imzalayın. Adamlar suçlu bulundu. İfadeniz doğruymuş. Bu işle ilginiz olmadığı anlaşıldı. Adınızın altını imzalayın. Tamamdır. Geçmiş olsun. Ucuz yırttım bu işten. Hangi işten? 18 dikiş attılar. Azra yolcuydum. Sen şu ölen adamı tanıyor muydun? Adı Yavuz'muş. Hayır. Öyle tanımamıştım. Ayşe'yi almaya gel. Ayşe. Anneni aramaya gidiyorum. Benimle gelir misin? Ayşe'yi annesine götürüyorum. Nerede o? Bir haber mi geldi? Evet, haber geldi. Nihayet geldi. Antep, Urfa, Muş, Mersin. Annemi bulabileceğiz mi? Evet, bulacağız. Mutlaka bulacağız.